Merhaba sevgili seyirciler. Bugün size bal şarabının nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet, bugün elimizde biraz bal kalmıştı. Bu bal güve kelebeğiyle bozulmuştu. Peteklerindeydi ve bunu kaynatıp peteğini ayırdım. Şu anda elimizde kopkoyu bir bal var ve bu balla bugün mey şarabı yapacağım. Mey şarabını yaparken, bal şarabını yaparken şurada görmüş olduğunuz 4 litrelik bir damacana var. Üzerine markalamıştım litrelerini. Bir ölçü aleti, 2 adet tarçın, biraz karabiber ve 1 adet de muskat var. Muskat oldukça güzel bir aroma veriyor. Karabiberler ve tarçınlarla beraber bu baharatlı bir mey şarabı olacak. Şu elimde görmüş olduğunuz maya özel bir şarap mayası 71B 1122. Bunlar Lalvin firmasının mayaları ve genelde mead yaparken, bal şarabı yaparken kullanılıyor. Tabii bu biraz eski bir maya. Bunun çalışıp çalışmadığını önce kontrol etmem gerekiyor. Eğer çalışmıyorsa normal ekmek mayası kullanacağım. Bu balın tabii hepsini kullanmayacağız. Burada oldukça bal var. Bu balın sadece 1,6 kilosunu kullanacağım. Onun için ölçme aletini burada bulunduruyorum. Şimdi bunları yavaş yavaş ölçelim. Evet, 1,6 kilo balı koydum içine damacananın ve şu üstte görmüş olduğunuz kısım sadece su. İçine birazcık da su ekledim. Kalan ballar halen daha süzülüyor. Oldukça koyu renkli bir mey şarabı olacak, bal şarabı olacak bu. Bu arada hava kilidine bakalım. Hava kilidi iki farklı parçadan meydana geliyor. Şu içte görmüş olduğunuz kısma su dolduruyoruz. Yaklaşık şuraya kadar su doluyor. Ve bu kısım içteki borunun içine geçiyor. Şu şekil. Ben genelde rakı dolduruyorum bunun içine çünkü rakı daha steril bir madde ve daha temiz tutuyor. Ve damacananın ağzına geçecek şu görmüş olduğunuz silikon malzeme damacananın ağzına tam olarak geliyor, giriyor. Evet, şimdi bundan sonra suyumuzu ekleyip baharatlarımızı koyacağız ve ardından her şey bittikten sonra mayamızı içine katıp fermente olması için 6 ay bekleyeceğiz. Evet, baharatlarımızı mikro rendeden geçirdik. Şöyle. Burada muskat var. Burada karabiber ve yeni bahar var. Bunları tamamıyla içine atacağız. Şurada görmüş olduğunuz mayşeyi balla suyu karıştırdım iyicene. İçine tarçını da attım. Tarçınlar içeride şu anda. Ve burada da mayamız çalışıyor mu, çalışmıyor mu ona bakacağız. Bu birazcık mayşe koydum içine ve mayayı boşalttım. Mayayı açıp içini boşalttım. Ve bakalım burada herhangi bir reaksiyon olacak mı? Mayanın uyanmasını bekliyoruz. Tabii maya kuru olduğu için önce suyla ıslanması gerekiyor iyicene. Suya alışması gerekiyor. Ondan sonra içerideki şekerleri yiyerek çoğalması gerekiyor. Bunda bir miktar köpük görmemiz şart. Mayanın çalışıp çalışmadığını anlamamız için. Bu tabii biraz sürebilir. O durumda 15-20 dakika sürebilir. Bunu bekleyebiliriz. En son koyacağımız için beklememizde bir problem yok. Şimdi içine baharatlarımızı atacağız. Gördüğünüz gibi bir de etiket hazırladım. Etiketin üzerinde tarih, balın hangi bal olduğu ve mayanın ne olduğunu yazdım. Ayrıca kullanılan baharatları da not ettim. Daha sonra bunları hatırlamak çok zor oluyor. Özellikle birkaç tane şişeniz varsa bu şekilde hangisi hangisiydi hatırlamak oldukça zor. Onun için kesinlikle bir etiket yapmanızı öneririm. İşte sevgili izleyiciler, bal şarabının yapımı bu şekilde oluyor. Eğer kanalımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve desteğinizi esirgemeyin. Teşekkürler.